Emeklilikte yaşa takılanlar meselesine ilişkin artık son süreç tamamlanmak üzere. İlk etapta bir buçuk milyon kişinin emekli olacağı açıklanmıştı. Eksik primi olanlarsa şimdiden hem doğum borçlanmaları tamamlamak için hem de eksik primlerini tamamlamak için çalışmalara başladı. EYT'de tüm merak edilenleri konuşacağız. Bir yandan hala arka tarafta bekleyen staj sigortası mağdurları ve pek çok kesim var. Doğum borçlanması bekleyenler var. Askerlik borçlanması bekleyenler var. EYT'de süreç Nasıl işleyecek? Bugün Çetin Ateşle birlikteyiz. Hoş geldiniz Çetin Bey. Hoş bulduk, Günaydınlar, teşekkür evet. ederim. Şimdi biz ilk rakamın 1,5 milyon olacağını Hı -hı. öğrendik. E, ben şunu sormak istiyorum. Prim eksikliği olanlar da mesela şu an SGK'ya gidenler e, görüyoruz. İşkur tarafında da biraz süreçler işliyor. Evet. E, burada ilk 1,5 milyon kişi kimdir emekli olacak? Bir de kademeli bir sistemden bahsediliyordu. E, bu ilk 1,5 milyon kişiden sonra kademeli emeklilik sistemi gelecek mi? Kaç kişi kapsama gelecek? Evet Merve Hanım, şimdi 1,5 milyon, bahsedilen 1,5 milyon Çalışma Bakanlığı'nın Haziran verilerinden elde etmiş kendi istatistikleri, kendi rakamları. Bu 1,5 milyon şu anda emekliliğe hazır olan kesim, hiçbir eksiği olmayan, 5 bin gün ve fazla prim ödemiş, 20 yıl, 25 yılını tamamlamış, hiçbir eksiği olmayan şu anda yarın emeklilik dilekçesini verebilecek şekilde hazır olan bir kesim. Geriye kalan 4 milyon civarında kişi, ya primleri eksik, işte borçlanmalar dediniz ya, şimdi onları tamamlamaya gidiyorlar. Onlar da kendilerini hazırlıyorlar. Ya da 20, 20, 20 yıl değil de 25 yıl eksik olanlar var. Onlar da tamamladıkça, başvuracağı için böyle otomatik bir bir kademe sistemi oluşuyor. Ya yani sistemin getirdiği. Hı hı bir şey bu kademelik. Yoksa başka bir şey değil. Yaşla ilgili falan bir kademelik Sistemin değil. Sistemin getirdiği bir kademelik bu. Şunu biz artık bu aşamada söyleyebilir miyiz? Çünkü EYT'lilerin talebi neydi? Biz 99 öncesi bütün haklarımızı istiyoruz diyorlardı. Biz bugün gelinen sistemde son açıklamalara baktığımızda 99 öncesinde herhangi bir şart olmadan başta yaş olmak üzere tüm şartların verildiğini görecek miyiz? Ee, özellikle e, hala kafamızda soru işaretleri var ama Çalışma Bakanlığı biliyorsunuz bütçe görüşmelerinde bir cevabı var, bir cümlesi var. Orada ne dedi? 8 Eylül 99'daki önceki şartlar neyse aynısı gelecek dedi. Yani yaş konusu yoktu biliyorsunuz sadece. Hı hı. Demek ki yine yok. O haliyle zaten bu 1,5 milyon sayısı öyle çıkıyor. Yaş şartı olsaydı bu 1,5 milyon çıkmazdı zaten. Değil, Daha az yok. çıkardı. Hı hı. Şimdi burada biraz şu açıdan da bakmak istiyorum. Burada hali hazırda EYT'li olan, yine bunu geçen hafta bakan açıklamıştı. Hali hazırda EYT'li sayılabilecek ve bugün emekli olabilecek insanların %87'si özel sektörde çalışıyor dedi bakan. Evet. Ve bunun da bir maliyeti olacak. Yani aslında biz hani sadece bu işin emeklilik maaşı maliyetini de konuşmuyoruz. Şu an hali hazırda çalışan ve özel sektörde bir kıdem tazminatı meselesi gündemde olacak. Bunun için bir finansman verilebilir mi? Burada mesela bütçe görüşmelerinden çıkan mesajlarda ne gördünüz? Çünkü bakan bunun için de bir çalışma yapmamız gerekiyor demişti. Yılbaşından sonra ne yapılabilir bununla ilgili? E, biliyorsunuz bakan daha önceki açıklanmalarına e, süreçten bahsederken e, işveren temsilcilerle görüşeceğiz, odalarla, STK'larla görüşeceğiz demişti. E, bu doğal olarak doğal olarak işverenlerin görüşleri alındı. İşverenler burada e, özellikle son günlerde kafa karıştıran özellikle bu mektup olayı Mektup olayında işte kademeli sistem ya da çalışmayanlar çalışma önce çalışmayan EYT'liler emekli edilsin şeklinde böyle kabul edilemeyecek taleplerde bulunurlar. Olay sadece şey olsa kıdem tazminatı olsa hani denler ki kıdem tazminatı konusunda çünkü %20 büyük firmalarda özellikle %20 oranda bir emekli ayrılacak kesim var. Burada işte kıdem tazminatı da yönünden bir destek istenebilir bakanlıktan. Ama onun haricinde kademeli yapın, e, ileriye, ileriye doğru biraz yayarak emekli yapın şeklindeki söylemler yanlış yani. EYT'ye müdahale oluyor. Finansman açısından talepleri doğru olabilir. Hı hı. Ama şu, e, biz bunu bir senir söylüyoruz bu EYT'ye. Yani işverenler kendi biz nasıl hazırlıyoruz? Vatandaş kendini nasıl hazırlıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu nasıl hazırlıyor? İşverenler de kendilerini hazırlaması gerekiyor. Zaten bu sürecin geleceği belliydi, belliydi aslında. Yani. Kıdem tazminatı karşılıklarını de. boş bırakmasalardı yani bir kenara kıdem tazminatı için bir para Hı. ayır gerekiyor. Bir de orada mağduriyet yaşanmaması için de bence hani işçinin de yanında olunmalı. Ee, bu sürecin suistimal edilmemesi için eee işverenler tarafından dolayısıyla bunu da belki biraz bakanlık tarafından bir düzenlemeyle aslında. EYT'yi etkilemeyecek bu. Tabii evet. bu talepler sadece görüş bildirdiler. Hı hı. Bakan e, Çalışma Bakanlığı bu görüşlere dayanarak EYT'yi çıkarmazlar. EYT'nin nasıl çıkacağı belli zaten. İşte, vatandaşlar rahat olsun. E stash, sigortası mağdurlarını da tekrar gündeme getirmek istiyorum. Çünkü arkada büyük bir talep var. Sağ olsunlar biz de hep izliyorlar. E, burada söylediğimiz her şey de onlar için önemli biliyorum. E, o yüzden bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Şimdi süreçte sona gelindi artık. Hı hı. E, gelinen noktada da hani onlar da çok umutlular e, yapılacağına dair ama işte herhalde benim anladığım kadarıyla öncelik şu Tam olarak bir buçuk milyon kişiyi EYT'ye hazırlayalım. Sonrasında bakalım gibi bir mesaj mı var? E, ne isteniyor, ne bekleniyor? Çünkü arkada bu dört buçuk milyon ve kademeli konuşuyoruz ya. Hı hı hı. Sadece bir buçuk milyonlu staj sigortası mağduru bu saydığımız insanların. Bu düzenleme gelebilir mi? Arkada e, başka tarafta bekleyen mağduriyetler neler? Şimdi e, zaten çözülmesi gereken kısmını çözdük biz. Hı hı. EYT kısmı şekillendi. Bir buçuk milyonu biz emekli ettik. Geriye kalan zaten... Kısa vadede çözülecek şey otomatikman kendileri prim eksiklerini doldurunca emekli olacaklar. Sıra diğer mağduriyetlerde, stajlarda, Bağkur tesisli mağdurlarında, bu polis askerlerin sivil okul borçlanmaları, askerlik sorunları var. Ee, bu tür mağduriyetleri de sırada bekliyor. Yani Ankara ile görüşüldüğünde bunlar üzerinde bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Ancak, ancak tabii ki bakan ağzından duymak istiyorlar yani. Hı hı. O da e, tabii mümkün değil. Şu anda çalışmalar devam ettiği için şu anda EYT'ye odaklanmış durumdayız. Daha sonra e, bu stajla ilgili çalışmaların, ya e, bu diğer mağduriyetlerle ilgili bir çalışmaların, yani dedik ya reform. Ben bu reformun olayın olduğu için içerisinde olacağını düşünüyorum. Ama daha sonra ...stajdan sonra gündeme gelebilir. Yani Aralık'ta değil ya da Ocak'ta Aralık'ta. değil de... hani ...şu 1,5 milyon kişi emekli edildikten evet. bu problemler çözüldükten sonra... ...2023 yılı içinde olabileceğini söylüyorsunuz aslında anladığım kadarıyla. Evet, şimdi bakan ne demişti? EYT konusunda 2023 yılında... ...2023 yılına girmeden bu meseleler kapanacak demişti. Hı hı. Ama stajla ilgili... Çözülmesi gerekiyor stajın çünkü staj çözülürse bu, bunlar da EYT grubuna girecek. Tamamen hepsi çözülmüş olacak gibi bir... Yani evet. olmasa bile çok büyük bir kesim olduğu için aslında... ...bir evet. yani buçuk milyon sadece mesela bir buçuk milyon EYT'li diyorsunuz... ...bir buçuk da stajı bekleyen var. Yani burada da e, rakam olarak baktığınızda. Staj bir buçuk milyon olmayabilir çünkü e, eski girişçiler var işte Hı -hı. EYT grubuna girecek... ...onların sayısı biraz daha az... Hı -hı. E, bunu Ankara biliyor, bakanlık biliyor, kaç kişi staj mağduru olduğunu falan, ellerinde rakamlar var demek ki bir, e, elden geçiyor bir çalışma programını almış olabilirler. Hı hı. Ama B biraz da öyle yorumluyoruz ama e, vatandaş şunu kulaklarıyla duymak istiyor. Tamam staj konusu elimizde işte altı e, ay sonra veya üç ay sonra e, bunlar gibi bir düzenleme getireceğiz. E, vatandaş bunu kulaklarıyla yetkili ağızdan Du, du, ...duymak istediği için biraz işte bizi sıkıştırıyorlar. Mesaj atıyorlar. Biliyorsunuz size de çok geliyor. İnşallah çözülür diyorum Merve Hanım. İnşallah. Yani bu süreçleri çünkü hani yakından da takip ettiğimiz için evet. madem bu kadar geldi bu iş. Yani en azından bir çözüm olsun diye bir talep var. Biz de o talebi e, dile getiriyoruz. Ben bu e, Prim borçlanmalarını da sormak istiyorum. Şimdi aynı şey mesela staj sigortası mağdurları hı hı. da içinde geçerli. Şey i̇şte doğum borç mesela. Onlar diyorlar ki şimdi doğum borçlanmanız varsa bir hakkınız var borçlanabiliyorsunuz. Hı hı. Askerlikte de öyle. Şey onlar da diyorlar ki bize bu hakkı versinler. Şimdi prim eksiği olanlar şu an EYT'li kapsamındayım ben diyelim hı hı. E, ve e, bir borçlanma yapacağım. Ne yapmalıyım? Bana bir anlatabilir misiniz burada hani? E, Prim borçlanma var. Şimdi işte SGK'da bir yoğunluk var mesela var. bu yüzden son günlerde şey görüyoruz. E, ne yapmalılar, ne önerirsiniz bu askerlik doğum borçlanmalarına ilişkin? Şimdi zaten yoğunluk olacağını biz söylemiştik. Hı hı. Yani çünkü e, bu yoğunluğun sebebi e, aralıkta zam gelecek asgari ücretle beraber. Hı hı. Eski fiyatlardan yani %30-35 zam gelse bile çok e, büyük rakamlara denk geliyor. Mesela bir askerlik borçlanması 540 gün, e, %30 zam gelse e, müthiş para ediyor bu yüzden e, bakanın son açıklamasından sonra zaten e, EYT konusunda net açıkla, yorumlandığı için e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir akım başladı. Bir an önce borçlanmamızı yapalım, e, cebimize koyalım. Aralık, Ocak ayı geldiğinde de başvurumuzu yapalım şeklinde. Burada şu var, işte hep söylüyoruz, e, devletten başvuru imkanı da var oturduğunuz yerde. Hı hı. Yani askerlik borçlanmasını yapabiliyorsunuz, doğum borçlanmasını yapabiliyorsunuz ama... Burada vatandaş biraz şey, e, bizde alışkanlıktır. Son Do, güne. Son gün, bir de e, kağıt müracaat edecek, evet. memurla görüşecek, konuşacak, elden teslim edecek. Bizde her İstat... şey son günde. evet. Son Neden günde evet, biraz iş zaten o yoğunluk olacak. E, Sosyal güvenlik kurumu bu bir buçuk milyon e, başvuruyu e, tabii biraz zorlanacak ama... Ee bunları yaşayacağız, göreceğiz. Akşamdan e, sosyal güvenlik kurumunun e, önüne gidip e, battaniyeyle bekleyenleri de göreceğizler var. Olmasın artık bu devirde. Çetin Bey, yani e-devlet diye bir şey var artık Ama işte SGK bizde bir alışkanlık kimse. var. Merve Hanım, i̇şte Olmasın diye söylüyoruz evet. zaten yani artık. Panik yapmasınlar. Evet, yani bu dönemde böyle bir şeye evet. gerek yok. E-devletten hani bu bir buçuk milyon kişi de çok rahat başvuru yapabilecek, yapabilecek herhalde böyle tabii bir sistem. Ki. Yani Öyle kağıt bile sistem. kullanmıyoruz artık. Yani herkesin evinde bir bilgisayar, canavar var artık. Çö Elimizde kendi Telefonlar, da, var. telefonlar evet. var. Evet. E, dediğiniz gibi yani hani burada biraz tabi destek de olmak lazım. Evet. E, o yüzden hani buradan söylemek lazım ama biz zaten hani gün gün e, ne açıklama gelse, ne gelişme olsa evet. hepsini anlatıyoruz. Son halinde konuşmuş olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. E, değerlendirmeleriniz için, geldiğiniz için de çok sağ olun. Sağ olun. Sayın Çetin Ateş'i ağırladık bugün. E, devam ediyoruz.